Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size kilo vermek için 10 etkili yöntemden bahsedeceğim. Daha doğrusu ben kilo verirken nelere dikkat ediyordum, neler yapıyordum. Bunu 10 maddeye böyle sıkıştırdım, onları anlatacağım şimdi size. Hiç oyalamadan videoya geçmek istiyorum. Birinci maddemiz aşırı bilindik ve klişe bir madde. Biliyorum herkes hayatı boyunca kaç bin kere duymuştur bunu ama gerçekten en etkili yöntemlerden biri çok fazla su içmek. Günde en az 2,5-3 litre su içmenizi istiyorum ben sizden. Başlarda bu çok zor bir şey. Ben de kendimden biliyorum, zar zor su içen biriydim. Hatta böyle boğazım kuruyunca falan su içiyordum en başlarda böyle. Sonra o kadar alıştım ki farkında olmadan 4,5 litre içtiğim günler bile oluyordu. Sonra bunun çok zararlı bir şey olduğunu öğrendim ve kendimi durdurmaya başladım. En fazla 3,5 litre içiyorum. Su içmek gerçekten çok sıkıcı olabilir. Bu yüzden size birkaç önerim var. Ne kadar su içtiğinizi ölçmek için ben şahsen şöyle yarım litrelik ya da 1,5 litrelik su şişelerini kullanıyorum. Ama siz derseniz ki ben plastik kullanmak istemiyorum, o zaman şöyle şişeler kullanabilirsiniz. Bunlar da su içmek çok eğlenceli. Mesela normal bir içecek içer gibi geliyor insana. Hele buna limon falan sıktığınızda suyun tadı gerçekten daha iyi oluyor. Ya da size önerebileceğim şöyle bardaklar var. Migros'larda falan çok rahat bulabilirsiniz bunları. Böyle hatta bu da ölçülü. İki tane de şöyle bardak var. Bunlarda su içmek çok eğlenceli geliyor bana açıkçası. Sizi bilmem ama. Bu arada ben her sabah olmasa da sabahları limonlu su içmeye çalışıyorum. Reflüm olduğu için bunu her sabah yapmıyorum dediğim gibi. Ve sirkeli su içen de var. Bunu yine reflüm olduğu için ben tercih etmiyorum ama siz nasıl içmek istiyorsanız bir araştırın, kendinize göre olanı bulun. Ve suyu nasıl daha çok sevebilirsiniz bunu bulmanızı istiyorum sizden sadece. İkinci en etkili yöntemlerden biri spor yapmak ve hareket etmek. Yeni başlayanlar için haftada 3 kez spor yapmaları lazım. Tabii bu en az 40 dakika olmalı çünkü 40 dakikadan sonra yağ yakım başlıyor. Yani siz bunu minimum 1 saat tutmanız lazım bence. Ben sporu en fazla 2-2,5 saat yapıyorum. O kadar da fazla size önermiyorum tabii ki. 1-1,5 saat ideal bir spor için. Ve yağ yakımının hızlanması için ağırlık antrenmanını öneriyorum. Ya da HIIT kardiyo olabilir. Onlarla ilgili video da gelecek. Üçüncü ve gerçekten işe yarayan yöntemlerden en büyüğü küçük tabaklar kullanmak. Yani evet, yanlış anlamadınız. Bu bildiğiniz kahvaltı tabakları var ya, şöyle küçük olanlar. Akşam yemeğinde de onu kullanmanız lazım. Sizin gözünüz doymadığı sürece siz yemeğe devam edeceksiniz. Ya da masada duran tabaklar, yemekler olduğu sürece sizin canınız çekmeye devam edecek. Bu yüzden küçük tabağı ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Yiyeceğiniz kadar porsiyonu ayarlıyorsunuz. Geri kalan tüm yemekleri kaldırıyorsunuz. Suyunuzu alıyorsunuz, oturuyorsunuz. Yavaş yavaş böyle yiyorsunuz bunu. Böylece hem tabak bitince daha fazla yiyecek bir şey olmadığı için mecbur doyma hissi geliyor insana. Ve yavaş yediğiniz için biliyorsunuz 20 dakikadan sonra doyma başlıyor. Doyduğunuzu anlamış olacaksınız böylece. Yemekten önce ve sonra da yine böyle su içmeniz lazım. Şöyle küçük bir su bardağı olacaktır. Ve yavaş yemek için yemekleri çok çiğnemeniz gerekiyor. Hatta içinizden böyle sayabiliyorsanız 20'ye kadar falan sayabilirsiniz. Dördüncü maddemiz, toplu taşımayı minimuma indirip daha fazla yürüyüp adım atmanızı istiyorum. Günde en az 10.000 adım atmanız lazım zayıflamak için gerçekten. Kendinize 10.000 adım hedefini koymazsanız daha az hareket edeceksiniz. Hem yediklerinizi yakamayacaksınız, hem spor da yapmıyorsanız. Mesela o gün spor yapmıyorsunuz ama 10.000 adım attınız. Yediğinizi eriten bir yöntem, anladınız mı yani? Kesinlikle sizden 10.000 adım atmanızı istiyorum. Hele yazın zaten çok rahat. Mesela biz annemle yazın çıkıyorduk Rom'la. Zaten öyle her yeri geziyorsunuz, yürüyorsunuz. Gelince böyle 20-25.000 adım olduğu oluyordu böyle. Ama anlamıyorsunuz zaten. Yürümeyi sevmeniz lazım. Alıştıktan sonra nasıl diyeyim size? Kendiniz zaten istemiyorsunuz artık toplu taşıma kullanmak. Hadi kışın ben de kullanıyorum. Kullanmak zorundayım. O soğukta nasıl yürüyeyim? Yürüdüğüm de oluyor. Ama dediğim gibi en azından havalar güzelken olabildiğince kullanmayın. Ya da mesela çok uzak yere gideceksiniz ama 1-2 durak önce inip kalan yolu yürüyebilirsiniz de hiç olmadı. Beşinci ve yine en çok bilinen maddeler arasında olan maddeyi söylüyorum. Çok uyumak. Yani çok uyumaktan kastım, en az 7-8 saat uyumanız lazım ki vücudunuz yediğiniz şeyleri sindirebilsin, yakabilsin. Biliyorum insan böyle bir düşünüyor, hani uyumak nasıl kilo vermeme yardımcı olabilecek.
Ama emin olun o kadar büyük etkisi var ki, hele gece 2'de sanırım tam uyku halinde olmanız gerekiyor ki bir hormon salgılanıyor. Eğer siz geç yatarsanız yediklerinizi sindiremeyeceksiniz. Ki zaten yatmadan 2-3 saat önce bir şey yememeniz lazım ki vücut dediğim gibi uyku halindeyken onu sindirebilsin. 6. madde. Kahvaltıdan sonra yeşil çay içmenizi istiyorum. Ya da acıktığınızda bitki çayları, kahve, böyle süt olabilir, yoğurt olabilir, kefir olabilir. Mesela tatlı istiyorsunuz, süte böyle tarçın çubuğu atabilirsiniz. Ben acıkınca bunları içmeye çalışıyorum. Sıvı olduğu için de hani ister istemez tok tutuyor. Ya da şöyle alıp suyumu içiyorum acıkınca, açıkçası bu da beni dolduruyor midemi. Su içmeyi unutuyorsanız bunun için belli bir uygulamalar var. 7. madde. Birçok insan, kendim de dahil, duygusal açlık yaşıyoruz. Bu ne demek? Mesela canınız sıkılıyor ve direkt yemek düşünüyorsunuz. Yemeğe sarmak istiyorsunuz, değil mi? Bunun olmaması için kendinizi oyalamanız lazım. Siz boş kaldıkça yemek düşünmeye devam edeceksiniz ve otomatik olarak tabii acıkacaksınız. Bu engellenemeyen bir durum. Mesela ben dışarıda gezerken yemek düşünmüyorum o kadar açıkçası. Kahve içmek istiyorum zaten genelde. Kahvaltı yapıp dışarı çıkıyoruz. Akşam yemeği eve geliyoruz. O sırada mesela öğle yemeği yememiş oluyorum. Aklıma gelmiyor. Onun yerine zaten kahve falan içmiş oluyorum. Çok su içiyorum. Dışarı giderken bile ben böyle şişe götürüyorum yanımda yani içmek için. 8. madde. Eğer motivasyon kaybı yaşıyorsanız size önerebileceğim Pinterest var. Ya da Instagram da var ama hani mesela Pinterest'te şeyler oluyor böyle. Ben kendime panolar falan yapıyorum motivasyon olsun diye. İşte güzel fizikli kızlar, mankenler ya da yiyecek fotoğrafları, işte sporla ilgili şeyler, motive edici sözler. Bunlara baktıkça, hatta onları ekran resmi yaptıkça böyle gaza geliyorum. Hedefimi hatırlıyorum. Ulaşmam gereken bir hedef olduğunu hatırlıyorum ve bunun için çabalama isteği geliyor bana. Hatta şey yapabilirsiniz. Hedeflerinizi bir kağıda yazıp böyle gözünüzün önüne asarsanız her gün onu böyle göreceğiniz bir yer ama asın ki hani gördükçe böyle bir yine gaza gelin. Ya benim bir hedefim var, dur ne yapıyorsun falan, ya da yemek yiyeceğiniz yere asabilirsiniz. Evet, mesela mutfak masasının oraya, atıyorum ben 5 kilo vereceğim hedefim var. Onu oraya yazdığınızda böyle gördükçe onu hatırlayıp böyle kendinize gelip daha az yiyeceksiniz. 10 squat, işte 5 push-ups falan böyle kağıtlara yazıp böyle mutfakta ya da belli yerlere asıyorlar. Her önden geçin, onu yapmak zorundasın mesela. Spor yapmayı sevmeyenler için böyle bir challenge, meydan okuma kendine, böyle bir şey de olabilir. Geldik 9. maddeye. Şekerli gıdalar, fast food, hamur işi, işte yağlı, kızartmalı şeyler yok. Çok fazla tuz da yok. Tuz biliyorsunuz ödem yapan bir şey. Hani tabii kullanmanız gerekiyor. Ondan da mineral almanız gerekiyor ama abartmadığınız sürece bu normal. Ama şekerli gıdalar ve diğer saydığım gıdaları tamamen kesmezseniz kilo vermeniz ya uzun sürer ya tam olarak başaramazsınız bunu. Ben açıkçası bunları kesmediğim sürece kilo veremiyorum. Yani her insanın bünyesi tabii ki farklı. Size demiyorum bunu kesince kesinlikle kilo vereceksiniz diye. Bunları yiyerek verenler de var. Ama mesela kızartma yerine fırına atmayı tercih edin. Mesela çok tuz kullanmak istemiyorsunuz. Hani yemek baktınız hala tuzsuz. Onun yerine baharat kullanın. Ya da mesela yoğurtla falan böyle salatayla zaten onun tadını kapatmış olacaksınız siz. 10. yöntem. Kahvaltı ve ara öğünleri atlamamanızı istiyorum. Kahvaltıyı atladığınızda otomatik olarak daha çok yemek isteyeceksiniz. Çünkü kahvaltı düzgün yapıldığında en çok tok tutan ve zaten yediğiniz şeyi sabah yakacaksınız. Akşama doğru minimum yakım oluyor. Hani vücudunuzu bir makine gibi düşünün. Akşamları yoruluyor ve siz akşama çok yükledikçe o artık sindiremiyor hani, onu öyle düşünün. Sabah yediğinizi gün içinde zaten yakacaksınızdır. Ki kahvaltıda da sağlıklı yağ kullanmanız lazım. Tereyağı, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı. Hatta size şöyle bir şey okuyayım. Araştırmalarıma göre Hindistan cevizi yağının günde 256 kalori daha az alınmasını sağladığı, iştahı azalttığı, metabolizmayı 120 kalori daha fazla yakacak şekilde hızlandırıldığı bilinmektedir. İnanmıyorsanız açın bakın. Evet, benim size önerebileceğim 10 yöntem böyleydi. Ben kilo verirken bunları uyguluyorum açıkçası. Umarım az da olsa size yardımcı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Avokadolu Yumurta hesabımda da öğünlerimi ve sporlarımı paylaşıyorum. Böyle sağlıklı tarifler falan oluyor. Abone olmayı ve zil butonundan bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüldünüz.